Ve Pelin Çin'i. Ve Pelin Çin'i. Ve ben. Çin'den geldi. Çin'den geldi. Pelin Çin'i. Hoş geldin Pelin. Hoş bulduk ya. Nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Özledin mi? Çok. Magazin yap. Gerçekten mi? Yani inanılmaz özledim. Zaten kendi kanalında yapıyorsun. Zaten evet, YouTube'da bir şeyler yapıyorum ama şu masa... Kanal sahibi hayatım. Herhalde kanalı var. Herkes bir haddini bilsin, kanal sahibi. Şu masa, şu saatte ayakta olmak, o haberlere bakmak falan inanılmaz özlemişim. Söyleyecek bir şey yok yani. Hoş geldin. Pelin tabii bu işi çok eskiden yapan, çok eskilerden beri yapan... hem işin, yazar, hem çizer. Hem yazar, çizer, söyler, eder. Ama kavga etmez, iyi kalpli. Edemez. Edemez. Edemez, burcun etmez. Burcun ne senin Pelin? Yengeç. Ay, yani astrolojiden anlayan sevgili seyirciler şu an zaten anladılar beni diye tahmin ettim. Aşkım ya. Biz kaos seviyoruz. Yani böyle. Biz kaotik bir durum. Yani ben minderlerin üstüne oturdum, koltuğuma tutundum. Hazırım, ortaladım diye düşünüyorum yani. Benim tabii sen de magazinin çok çetrefilli ve maalesef acımasız yüzleriyle karşı karşıya gelmişsindir yaşadığın ne bu işi yaptığın süre içerisinde. Ne yazık ki öyle oluyor. Bugün de seni bu işe sokacağız. Ne diyorsun? Valla yani çok özlediğim bir şey. Bir de şunu da söyleyeyim. Ben takip edenler de biliyor. Sizi izleyip sürekli Instagram'dan da bunu paylaşan, aynen, size kalpler, böcekler falan da atan bir tip olduğum için şu an annem bensiz izliyor zaten. Evet. O yüzden ben, annesi bizi hep izler. Çok da sevgiler. Yani alışık ismini, olduğum ismini bir ortam. Söyler misin? Arzu. Arzu teyze değil mi? Arzu teyze de tamam. Arzu teyzeciğim, seni çok, çok öpüyorum. Çok sevgiler gönderiyoruz sana. Bugün artık tek başına izleyeceksin. Pelin bizde. Şimdi Pelin tabii hep birlikte magazin yorumlamaya çalışacağız. Buyur. Zaten biz de önümüze gelen haberleri yorumluyoruz. Senin de çok iyi bildiğin bir şey. O yüzden çok fazla bir şey anlatmaya bugün gerek yok. Bugün ortalık karışık mı? Cancı'nın yaptığı bir şey zaten. Bugün ortalık çok karışık. Sürpriz bir aşkımız var. Tabii bizim için çok taze değil ama izleyiciler için çok taze olacak. Dakikalar sonra bunu vereceğiz ama şimdi Survivor başladı başlayacak. Eli kulağında. Survivor ile ilgili bir takım rivayetler var. Acaba kaç takım olacak? İnfluencerlar bu işin neresinde olacak diye. Bunu Arto Dalga'ya yazsınlar. Çünkü bir türlü karar veremedik. Üç takım mı olacak? Influencer, ünlüler ve gönüllüler. Ya doğru da, mu oluyor? Ya da bu evet, influencer, ünlüler, gönüllüler. Böyle mi? Şimdi kadrolar belli olmuş. Biz bir kadroları görelim. Kaça ayıracağımızı oradan anlayalım. Buyursunlar. Ben Berdan Mardin'i tutuyorum. Kadrolar belli oldu. Yarışmacılar adaya gitti. Acun Ilıcalı Survivor'ın ilk bölümünü çekti. Bölümden ilk görüntüler MasterChef aracılığıyla ekranlara geldi. Yarışmanın sürpriz ismi Berdan Mardin'i. Neler söyledim? Survivor heyecanı yaşanırken akıllarda yarışmacıların ne kadar ücret aldığı sorusu da dolanmaya başladı. En yüksek para alan ünlü isim çok şaşırtacak. Fenomenler haftalık ne kadar alacak? İşte detaylar. Survivor heyecanı sürmeye devam ediyor. Artık sona yaklaşıldı. Yayınlandı. Her yıl reyting rekorları kıran program bu pazar günü yayın hayatına girmeye hazırlık yapıyor. Peki bu yıl program ne kadar izlenecek? Acun Ilıcalı'nın kadroda fenomen gençlere yer vermesi Z kuşağını yakalayabilmek için öngördüğü bir hamle miydi? Her yıl olduğu gibi bu yılda katılan isimlerin haftalık ne kadar ücret alacağı çok merak edildi. Dün yayınlanan bir haberde yarışmacıların alacağı haftalık kaşeleri belli oldu. Listenin zirvesinde Survivor sürpriz ismi Berdan Mardin'i 180 bin TL ile yer alıyor. Ünlü türkücü Mardin'i haftalık alacağı bu ücretle Türkiye'ye karlı dönebilecek gibi. Berdan Mardin'i en yakından takip eden kişi ise şarkıcılık kariyeri sona eren, son zamanlarda doğaüstü olaylara merak saran Yusuf Güney. Güney haftalık alacağı 95.600 TL'lik ücretle Berdan'ın yanına bile yaklaşamadı. Geliyoruz Ümit Erdim'e. Eskilerin ünlü oyuncusu, şimdilerin ise pilotu Ümit Erdim verdiği kilolarla epey konuşulmuştu. Erdim de haftalık 60.000 TL alacak. Çok güzel hareketler bunlar da izleyicinin kalbini kazanan, ancak daha sonra ekranlardan epey bir uzak kalan Murat Eken yarışmanın iddialı isimlerinden biri. Eken de haftalık 50.000 TL kazanacak. Gençlerin yakından tanıdığı Alper Rende 45, Halil İbrahim Göker 45, Elanur 45, Çabi 45, Kürşat Yuan 45.000 TL alırken ampute milli futbolcu Barış Telli 30.000 TL alacak. Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ve Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler 30.000 TL alacaklar. Geri kalan fenomenler de 20.000 TL ücret alacak. Evet, ekip eğlenceli, karışık, dinamik görünüyor. Biraz da karışık biraz değil mi? Biraz karışık gözüküyor. Biraz karışık, biraz da çok tanıdık değil. Evet. Yani ünlüler mesela Berdan Mardin haricinde
ünlü göremedim. Yusuf doğru Güney düzgün. Var. Yusuf Güney ay, var. Yani. Seçkin Piriler. Seçkin Piriler yalnız evet, gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Parmak bastın o bence o, yani Seçkin Piriler orada çok şey de diyor ya, tanıtımda şöyle diyor ya, her kadının bir hikayesi vardır. O diyor ki yani ben anlatacağım, biraz da aç kalayım, biraz yorulayım. Bakın kutuyu açıyorum neler ben çıkıyor. Ben neler yani. Söyleyeceğim tabii, diyor. Öyle, bir, ha, öyle tabii, mi tabii. Diyor? Ben Seçkin'in gerçekten hikayesinin ilginç olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü eşini... Aldatılan bir kadın. Ama evet. Şöyle aldatmak, hani böyle kötü giden bir evlilik gibi düşünme. Halının üzerinde dördümüz yuvarlanıp oyun oynarken eşimi dışarı yolladığımda sabah diyor programda öperken başkasını gördüm dediği programda biziz bu arada. Sabah eşimin başkasıyla öpüştüğünü birlikte gördüm olduğu diyor. Kadının hamile olduğunu biz halıda yuvarlanırken öğrendim. Yani, ne kadar hızlı gelişmiş yani, olaylar. O yüzden hikayeleri var ve Seçkin gerçekten iyi kalpli bir kız. Seçkin de çok başarılı. Şimdi fiyatları da konuşalım. Berdan Mardin'i 180 bin lira. Ben şu fiyatların şöyle olduğunu duymuştum geçtiğimiz dönemlerde. Burada kalsaydı ne kadar kazanılırdının bir tık amortisini yapıyorlar. Çok normal. Yani Berdan'a evet. 180 okey mi? Evet, şimdi tamam. Berdan sahne yapıyor her an. Evet evet okey. Bir yerde çıkıyor değil mi? Okey ve bu bir televizyon ve bir de artı performans yapacaklar. Hem sahne parasını düşünün. Onu bir saatte iki saatte kazanacağı paraları. Burada hem çıkacak hem aç kalacak. Yani hem sürünecek hem yarışacak hem bilmem ne. Hem televizyon kurum büyük bir kurumsalda çalışacak. Pelin sen ünlülerin Survivor'a gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Gidilmeli mi? Ya mesela birçok gideni de tanıyorum esasında. Yani gönüllülerden de arkadaşım çok oldu. Valla ben bitenlerin gittiğine inandığım için ya bu yarışmayı hiçbir zaman... Bir tık öyle bir şey var. Biten derken anlayın biten... Biten doğru böyle meyledim ama... iyi geldiği tek isim Özge Ulusoy. Başka da yok. Hakikaten böyle düşünüyorum. Şöyle bir tarıyorum mesela Yunus'la çok konuşurum bunu. Ay iyi ki gitti. Yunus Günç'e gitti ya orada böyle asaya tutunup bir takım felsefi laflar ediyordu falan. Delirdi mesela. Yani gitti. O zaten yani gitti ve delirdi ya. Yani Yunus seni çok seviyor ama bu zaten arada deliydi. Yunus dünyada. Aynen, bu arada zaten, deliydi zaten. Aynen öyle. Yunus gerçekten deliydi. Evet. Şöyle bu tırnak içinde şey tatlı ama dinle söyleyeyim. Ama severek söylüyor tabii. Cihangir'deyim o dönem reklam işleri yapıyorum. Yanımdan böyle şarkıyı bağıra bağıra vö, 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 diye yapan biri geçiyor. Yunus Günç'e. Ya ben çok severim. Kulaklık, ama deli deli yani. Kulaklık. Ona da iyi gelmedi mi diyorsunuz? Hani ben sonra ne oldu ki mesela sonra? Hep daha şöyle kendimi buldum orada Pelin. Kitlem orada beni tanıdı diyor. Ama diyorum zaten ki, aa, o oydu. Hayır, o biz orada olması evet gereken birisiydi. Ama Özge Ulusoy doğru tespit. Evet. Başka bir şey oldu. Özge, ama zaten Özge yani zaten keyifli bir isimdi, kaliteliydi. Ne güzel. Orada yani ekstra genel olarak halka yayılarak Özge'yi bitirmedi oldu mesela Survivor. Bitirmedi. Evet, evet, doğru. Ama Özge çok iyi management yapan bir kız. Çok düzgün. Her şeyi ve düzgün yapmaya. Çok sadık. Evet. İlişkisi de yıllarca sürüyor. Yaptığı işi de stabil yıllarca gidiyor. Evet. Çünkü o kız düzen manyağı. Düzeni bozulmasın diye de hiç anarşizme yaklaşmaz. Hiç bir zaman. Birkaç hafta önce böyle ben hiç yüz yüze tanışmadım Özge Ulusoy'la. Ama bir kuaförde yan yana geldik. Ben çekinirim Arto. Yani böyle merhaba falan demeyi. Ama göz aşinalığı var ya, şimdi yan yana duruyoruz. Ben hiç merhaba demedim. Utanırım. O böyle sonunda Pelin dedi falan. Biraz konuştuk. Evet doğru. Sonraki bu babası meselesinde de inanılmaz üzgünüm. Ay, evet. Sen ne diyorsun? Tekrar yani tekrar gerçekten başı sağ olsun. Aynen. Dediğiniz gibi evet. İyi gelenlerden bir tanesi de Özge'ye. Doğru, şimdi, doğru tespit. Diğer türlü ekibe bakıyoruz. Kim var? Öbürleri de olan şeyini de yitirdiler. Bu arada önünü. Bana göre Survivor'ın gelmiş geçmiş en büyük starı Cemal Cansever. Çok büyük bir star oldu. İşte şöyle oldu. İsminin üstüne 10 kat kattı. Kullanamadı. Kullanamadı kardeşim. Bunlar niye kullanamıyorlar? Büyük bir star oldu. Yılda bir kere gidiyor işte Acun'da. Yılbaşı programı çekiyor Danla Bilgiç. Çok iyi bir markanın Türkiye temsilcisi tamam, yapıyor. Çok çok daha büyük şeyler yapabilir. Sahne performansları her şeyi olarak. İstemiyor herhalde. Bu arada Mustafa abi hiç anmıyoruz ha. Ben Survivor dediğiniz zaman Topaloğlu. Mustafa Topaloğlu. Evet çok severim ve o da ona gitti bitti. Ama bir şey söyleyeceğim. Için çok zor bir yarışmaydı ve başarıyla altına. Ya aldım. Yüzme evet bilmeden adam oralarda neler yaptı ya, hatırlarsınız. Evet ya, kıyamam evet ben. Yüzme bilmiyor yüzme muydu? Yüzme bilmeyerek gitti. Söylüyorlardı Mustafa abi su parkuru var. Atıyorlardı onu öyle gidiyordu ya. Ben evet, inanam- canım benim. Evet. Şey, o can yeleğiyle yüzüyor. Can yeleğiyle çıkıyordu. Bir adamdır çok o. Çok tatlıdır ya. Bu Survivor birazcık daha rekabetin ve renkli görüntülerin olacağı bir Survivor'a benziyor. Ampute takımımızdan Barış orada. Evet. Barış'ın hikayesini de aslında merak ediyoruz. Bir tık da Barış'ın nasıl yarışacağı da çok önemli. Bir de bir şey soracağım. Z kuşağına nasıl bakıyorsun? Çok meşhur bir Z kuşağı var. Vallahi biz geçtiğimiz günlerde
Arto'yla bir üniversitede gördüm sizi, izledim, kucaklaştık. Bu aralar acayipler ya. Evet. Bir şey. Korkunç zekiler ya. Neler konuştular bizim ya. Bizim gittiğimiz yani. Neler konuştular hayatım sana. Yani metaverse. Yani. Ne yaptınız? O sorulara cevap verebildiniz mi? Aşkım ben yani biz dünya yani. Görüşlü bir insan olduğumuz için. Her şey cevap verdik. Metaverse de olsa, taş devri de olsa, uzay çağı da olsa bizim hep bir çünkü lafımız var. Çünkü tahmin edebiliyorum. Sizin o programı izledim. Soru çocuklar sorulmasın diye. Sen her şeyi sorun demişsin. İşte tabii. Ben seviyorum anarşist ruhu. Ama paralı kibarlık var. Ve... bel altı olmadığı müddetçe her şeyi seviyorum. Kibarlık olacak diyorsun. Bel kibarlık olacak. Ve bel altı olmayacak. Çabi de eğlenceli. Rezillik bir... olmadan yani. Çabi de eğlenceli bir ekip arkadaşı olabilir Çabi. Ve Z kuşağına da yakın. Böyle influencerlar, fenomenler de olacak. Evet. Renkli bir Survivor bizi bekliyor. Bu arada MasterChef dün bitti. Birincisi kim? Metin. Ay, Metin. O güzel yüzlü çocuk. Bizim Metin'i tuttuğumuz. De yürekten Metin'i galiba çok seviyorlarmış. Çok evet. Çünkü çok paylaşan oldu dün. Öyle. Herkes evet, mutluydu. Herkes evet. Seyrediyor. Şimdi benim beklediğim ünlülerle ilgili bana onun bilgisi gelmişti. 3-4 gün ya da kaç gün bilmiyorum ama ünlülerle ilgili şef yarışması var. Gerçekten. Bu ara geçişte çok Survivor geçişinde olur. Diye. Müthiş. Evet. Eğer ki öyle bir şey yayınlanacaksa müthiş. Ay çok peki şimdi ya. Geçiyoruz başka bir konu. Saplantılı hayranın var mı? Yok canım. Kendi yani. Zaten saplantılı çünkü. Niye? Bir tah. Vücudunda kaç dövme var? Hadi bakalım. Bayağı var. Kaç? Yani saymıyorum artık. Yaptırmaya devam ediyor musun? Etmiyorum diyelim. Bu bir saplantı artık mı? Artık böyle küçük küçük ya saplantı değil de hakikaten bir tık bağımlılık da yapıyor. Değil mi? Ama desenleri artık severek ben seçiyorum. Ben de yarın 8. dövmemi yaptırıyorum. Sen ya işte bir şey başlar o yüzden hiçbir zaman. Ama bu kadar tatlı ve kendimizi saplantılı olduğumuz bir durumdan bahsetmeyeceğim. Ünlülerin saplantılı hayran adı altındaki sapkınlıklarına gidiyoruz. Ünlülerin başına gelen bu sapkınlıklara gidiyoruz.